Merhaba arkadaşlar. FK'yı izah etmiştik. Hisse başına düşen karla aldığımız hisseyi o temettü olarak verirse temettü kar payı demek. Yani bir hisseyi ister 100 bin toplam 1000 lot 10 bin lot olarak değerlendirin, ister 1 lot olarak değerlendirin. Koyduğunuz parayı kaç yılda çıkarsınız? Diyelim ki hisse 20 lira demiştik. 20 liralık bir hisseyi hisse başına 5 TL kar üretiyorsa ya her yıl bize 5 lira verecek 4 yılda koyduğumuz parayı elde edeceğiz. Hissemiz de hisse olarak elimizde kalacak. Ya da firma onu öz sermayesine ekler. Hissenin değeri eğer o önceki değeri 20 lira hissenin gerçek değeri ise geri kalan 4 yılda da 20 lira kar ürettiyse normal şartlarda 40 liraya gider ve bizim hissemizin değeri 20 lira artmış olur. Yani FK'da edilen kar illa verilecek diye bir şart yok. Firmalar bu konuda özgürdür. Şey vermiyorlar. Ettiği bütün karı dağıtmıyorlar. Sermaye ekliyorlar ve o sermaye hissede değer artışı olarak yansıyor. Hissenizin değeri artmış oluyor. Onun artması için de yine kar etmesi gerekiyor. Yani FK'yı her türlü bilmemiz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla burada FK önemli bir değerlendirme ölçüsü oluyor. Yani aldığımız hisse bu aldığımız noktada düşerse daha mı ucuz olur? İşte şu an ucuz mu? Önümüzdeki yıllarda daha mı yukarı gider? Bu soruların cevabını FK'yı anlayarak, doğru yorumlayabilerek yani %100 olan bir şey değil bu. Bu piyasada iki türlü işleyiş var. Birisi işte halkın finansal okurluğu olmadığı için propagandayla gidecek, uçacak, kaçacakla yaptıkları için arka planda da tahtacı denen, yani bu hisseleri kaldırıp indiren büyük fonlar, büyük para baronları ya da 3-5 kişi bir araya geliyor küçük hisselerde yukarı götürüyor o hesaptan hesaba aktararak. Yani bu manipülasyonla yükselmesi demek. Bir de bir hisse gerçekten değerlidir, kar ediyor, dürüsttür. Bu karın temettü olarak ortaklarına dağıtıyor. Bu hissede de kimse kaldırmasa bile bütün yatırımcılar ilgi gösterir. Piyasa gerçek anlamda bu tür hisseler üzerinde oluşur. Bu tür hisseler, hani bilmeyenler panikleyip borsa düşüyor diye satsalar bile bilenler gelir bu hisseyi ucuzdan alır. Dolayısıyla FK'sı 2-3 olan temettü veren kurumsallaşmış firmalar ucuz olduğu zaman, daha da düştükleri zaman bunları güvenle alabiliriz. Bunları takviye yaparız. Korkup batacak bitecek diye satmak yerine oradaki lotlarımızı, ortaklık paylarımızı daha çok lot alarak arttırabiliriz. Onun için işte FK önemlidir. Yani FK gerçekten orta uzun vadede, yani bugün aldım yarın uçsun değil de 3-5 yıl 10 yıllık bir firmaya ortak olacaksanız sürekli kar eden, sürekli karları artan ve bunu ortaklarına az çok demeden temettü olarak veren veya bunu sermaye ekler, sermaye büyür, hissenin değeri 10 liradan 100 liraya gider, bunu bedelsiz olarak verir. O hisseniz 1000 lot almışsınız 10 bin liraya, 100 bin liraya gider. İşte 5'e bölünür. 1000 lotunuz 5000 lot olur. O hissenizi kendiniz satarsınız. Bedelsiz de bir nevi temettü almak gibi bir şeydir yani. Bedelsizin bir anlamı yok diyorlar. Ama var. Yani sen orada 1000 lot bırakıp, 1000 lot da zaten başlamıştın, 4000 lotunu satsan 80 bin lira temettü almış olacaksın. Yani bunu böyle de yorumlayabilirsiniz. Şimdi o yüzden bu FK'yı bütün yönleriyle öğrenmemiz gerekiyor. Cari FK dediğimiz arkadaşlar gerçekleşmiş net kâra göre hesap yapmaktır. Gerçekleşmiş cari FK neymiş? Gerçekleşmiş. Yani şu dönem ne olacak arkadaşlar? 2023'teyiz şu an. 2023 birinci, ikinci bilançosuyla 2022 3. 4. bilançosu alınacak, yıllıklandırılmış dediğimiz net kar bu. Son 4 bilançoya alacaksın, toplayacaksın,
Tamam mı? Sonra ödenmiş sermayeye böleceksin. Tamam mı? Bu. Bu ne? Hisse başına karı buluyoruz. Hisse başına ne kadar kar ediyoruz? Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Hissenin fiyatını, tamam mı? Hissenin fiyatını bu hisse başına kara bölüyoruz. Bu hisse başına kara bölüyoruz arkadaşlar. Bunu birkaç örnek üzerinden gösterelim. Aslında zaten hisselerde yazıyor. Ancak ne anlama geldiğini bilmiyorlar. Siz mantığını kavramak için bunun hesaplamasını da öğrenmiş olmanız gerekiyor. Anlatabildim mi? Burada milimetrik biraz uzun olacak ama mecburen öğrenmek istiyorsanız, tamam mı? Bunu yapmak zorundasınız. Şimdi bunu açtınız Alarko'yu. Alarko'nun bakın 1, 2, 3, 4. Tamam, buraya kadar geleceğiz. Bu 4 bilançoyu alacağız. Şimdi bu 4 bilançoyu alırken, tamam mı? Neyi alacağız? Net karı alacağız. Net kar. İşte burada net karları yazıyor. Net karı ne yazıyor arkadaşlar? Alarko'nun ikinci bilançosu gelmemiş. Gelmediği için bunu alamıyoruz. Gelen kim vardı? Koç Holding vardı. Koç Holding'i alalım. Evet. Koç Holding üzerinden yapalım. Zaten buraya açtığınız zaman burada yazan 3.82 arkadaşlar şeyi gösteriyor. Cari FK'yı gösteriyor. Şimdi bunu milimetrik yapmayacağız. Çünkü o biraz bize uğraştırır, vakit alır. Hemen buradan yapalım. Bakın son iki bilançosu ne kadar? 18 milyar 915. Diğer iki bilançosunu bakın bu 6700'ü buradan çıkaracağız. 7 desek 35 kalır değil mi? 35 burada. Bakın bu 1 yok 22'ymiş. 22 milyar çıkaracağız. 20 milyar. 20 milyar burada var. Arkadaşlar 37 milyar da burada var. 57 milyar. Peki bunun ödenmiş sermayesi ne var? Şimdi biz ne yaptık? 57 milyar kafadan yıllıklandırılmış net karı bulduk. Sonra ne yapacağız? Yıllıklandırılmış net karı. Bu arada bu şekilde bakın Fintables'e Google'a yazdım. Formüller burada Google'a yazıp bu şekilde yüzlerce makale, video izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben de yaz üşenmemek için kopyala yapıştırla oradan aldım yani kendim uydurmuyorum. Bilenlerden yapıştırıyoruz. Önemli olan alıp yapıştırmak değil, yorumlayabilmek, anlayabilmek. Nerede ne aldın? Yani formülü bilmenin de bir önemi yok. Ne kadar konuya vakıfsınız, bunu hisselere ne kadar uygulayabilirsiniz olur. Biz şimdi ne yaptık? Yıllıklandırılmış şeyi aldık. Karı bulduk. Neydi? 57 milyar. Sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu 57 milyarı önce yazıyoruz. Aşağı yukarı yani milimetrik çıkmayacak. Çünkü milimetrik almadık. Yani ezbere kafadan hesapladık. Sonra ödenmiş sermayesi. Bakın ödenmiş sermaye, sermaye yazan kısmı. Yani 57 milyar bu kadar kişiye paylaşılacak diye de yani işte 5 kilo ceviz aldın, evde 5 kişi var. 6 ay boyunca tüketi veya bir ay işte kişi başına ne kadar ceviz düşer? İşte 5'e böleceksin. Her birine 1 kilo düşer. Bunu da ne kadar ortağı var? Ona böleceksin. Hisse başına karı bulacaksın yani. 2 milyar 535 milyon. Küsuratı da var. Evet. 2 milyar 536 yapalım. Evet. Bunu bölü 2 milyar 536 milyon. Evet. 2 milyar 536 milyar oldu değil mi? Evet. Bayağı trilyon oldu. Ha, 2 milyar 536 milyon bu şekilde oldu. Eşittir dediğimiz zaman hisse başına neyi bulduk arkadaşlar? Demek ki Koç Holding hisse başına 22 TL 47 kuruş kar ediyormuş. 22 TL 47 kuruş kar ediyormuş. Ne yaptık? Birinci şeyi tamamladık. Birinci bölümü tamamladık. Birinci bölüm neymiş arkadaşlar? HBK, HB, hisse başına kar. HBK ne demek? Hisse başına kar işte. Bunların baş harflerini alıyorsunuz. HBK'yi bulduk. HBK bulduk arkadaşlar. Şöyle yazalım. Koç Hol HBK eşittir.
22 TL kaç kuruştu? Şöyle gelelim. 47 kuruş. 22 TL 47 kuruş kar ediyor. Bu neymiş? Hisse başına kar arkadaşlar. Sonra ne yapacağız? Hissenin fiyatını alacağız. Hissenin fiyatı kaç? Şu an kaç liradan kapatmış? Koç Holding önceki kapanışı 128 lira mı? 128 lira kapanmışsa bölü 128 yapacağız. Tamam mı? Şuradan şey yapacağız. Bunu kopyalayabiliyor muyuz? Biliyoruz. Bunu silebiliyor muyuz? Evet, siliyoruz. 128 bölü ondan sonra yapıştır yapabiliyor muyuz? Evet. Eşittir. Ne oldu? 5,7 çıktı. Evet, 5,7 çıktı arkadaşlar. Burada ne yazıyordu? 3,8. Baya bir uzaklaştı. Burada bir sorun var. Ama hesaplama bizim yaptığımız gibi, yani orada bir sıkıntı var. Ne sorun olduğunu bilmiyorum. Şuradan bakalım. 37 milyar. Burada kar etmiş. 20 milyar da diğer iki, yani son 3 üçüncü ve dokuzuncu bilançoda kar etmiş 57 milyar kar. Neye göre onlar 4 yazıyor bilmiyorum arkadaşlar. Doğrusu bizim yaptığımızdır. Yani burada evet, biz 47'ye odaklanmışız. Buraya bakıp bunu 22'yi 42'den çıkardık. Yanlış. Ne yapacaktık? 69. Hadi buraya da yuvarlayalım. 70'ten 22'yi çıkarmamız lazım. Bakın, bir bilanço buradan alacağız. Bir bilanço buradan alacağız. Yani ilk 6 ayı ayıracağız. İlk 6 ay 22 milyar. Sonraki 6 ayı da bunlar toplanarak geliyor. Her yıl sıfırdan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü toplanarak gelir. Yani bu işin aslında basit ama işte bilmeyen kafası karışıyor. Diyor ki burada 37 yazıyor. İşte bu 37'ye ödenmişe biliyor. Tamam, bu ikinci bilanço. İki bilanço daha eklemen lazım. Geriye doğru gidip geriden iki bilanço ekliyor. Şimdi bu 3 olsaydı geriye doğru gidip geriden bir ekleyecektin. Bu 4 olsaydı hiçbir şey yapmana gerek yok. Direkt bölebilirdin. Yani bunu öğrenmemiz gereken nokta bu. Yıllığı bulacağız. Ama bunlar toplanarak geliyor her yıl sıfırdan. Dolayısıyla kafa karıştıran bu. Şimdi buradan sıfırdan gelmeye başladı 2023. Burada 2 dönem var. 2 dönem de buradan ekleyeceğiz. 22 70'ten çıkar 38. 37 daha 75. Yani 75 milyarı aşağı yukarı şeye böleceğiz arkadaşlar. Bu 2 milyar 536 milyon muydu? Evet, 2 milyar 536. Bu 75 milyar bölü 2 milyar 536 milyon. Bulduk mu? Bulduk. Bu sefer doğru olacak. Eşittir 29,5 TL. Bizim 29,57. Ne oldu? Deminkinden bayağı farklı çıktı. 29,57 arkadaşlar. Böylece konu tekrarlanmış oldu. Yani bir hata bize konuyu tekrar, hani ne kadar tekrarlarsa siz de kendiniz bütün hisselerle bunu yapmanız lazım. Yani buldunuz, bana sormanıza gerek yok. Buradan geleceksiniz, bunu kapatıp buradan bakacaksınız. Buna yakınsa tamam mı? Milimetrik çıkmasını istiyorsan milimetrik hesap makinesini kullanıp hepsini milimetrik toplayacağım. Milimetrik bunu da yazacaksın. Biz mesela 236'ya böldük. Evet. Şimdi bunu bulduktan sonra ikinci aşamasına geçiyoruz. Fiyat kazancı bulmak için. Tamam mı? FK'yı da bulunca oraya yazalım arkadaşlar. Evet, maalesef uzun oluyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi tekrar siliyoruz. Hissemiz 128 lira bölü 29 TL 57 kuruş eşittir. 4,32 çıktı. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? Yaklaştık. Dolayısıyla bu gördüğünüz rakam aşağı yukarı çıktı. Yani hesaplama bu şekilde. Bu neymiş? Olan. Ben olanı niye yapmaya çalışıyorum? İşte olanı yapmayı öğrenirsen sonra olacak olanı da yapmayı öğrenirsin. Future FK'yı da öğreneceksin. Yani önce olanı öğrenmen lazım. Olanı öğrenmeden
Olan burada yazıyor. Olan burada yazıyor da sen onun hesaplamasını bilmiyorsan olacak olanı nasıl hesaplayacaksın? Evet, cari FK bu şekilde iki adımda hesaplanır. Fütür FK da iki adımda hesaplanır aynı şekilde arkadaşlar. O biraz daha değişiktir ama hesaplama öğrenmek lazım. Yani bunun arka planını öğrenmek istiyorsanız bunun arka planı bu. Cari FK bu şekilde hesaplanır. Kaçtı? 4 diyelim, yuvarlayalım. 4 nokta küsur atı boşu. Hisse başına 29 TL kar ediyor ve fiyat kazanç oranında 4 oluyor. Koç Holding. Evet. Formülü bu. Bu şekilde kendiniz çalışırsınız ve dediğim gibi zaten her hissenin altında yazar. Değişik şekillerde FK baktığınız yer yazar. Evet. Uzun olmasın. Hesaplamayı bol bol örneklerle kendiniz yapın, pekiştirin.